Efendim bir konuğumuz var stüdyomuzda. Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu stüdyo konuğumuz. İstanbul'da kendilerini ağırlıyoruz. Biz de Şahin Bey'e dair, Antep'e dair konuşacağız. Gazi ünvanlı bir ilimizi ve bu ünvanın da ismine eklemiş bir ilimizin belediye başkanı kendisi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Tuhan Bey. İstanbul'dasınız. İstanbul'da çeşitli temaslarınız var ve bu temaslar içerisinde de TVNET stüdyolarındasınız. Tabii Gaziantep deyince bizim için önemli kentlerden, bütün şehirlerimiz bizim için önemli. Ama Antep son zamanlarda özellikle öne çıkan isimlerden, özellikle o Suriye noktasında yakın şehirlerimizden bir tanesi olduğu için biraz daha dikkat kabarttığımız, biraz daha dikkat kesildiğimiz illerden bir tanesi. Siz de Şahin Bey Belediyesi olarak şehrin merkezindeki ilçelerden, nüfus olarak da bildiğim kadarıyla en yoğun, en kalabalık ilçe merkezi herhalde sizsiniz bir şehrin merkezindeki. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Şahin Bey önemli bir şey, ilçe merkezi baktığımız zaman çeşitli ödüllere sahip bir ilçe merkezi. Biz de yakından takip ediyoruz. Dünden bugüne baktığımız zaman Şahin Bey deyince akla ne geliyor? Dünden bugüne Şahin Bey'de neler değişti sizin başkanlığınız döneminde? Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin toplantısı nedeniyle İstanbul'a geldim. Bu vesileyle de bizi konuk ettiğiniz için burada tekrar teşekkür ediyorum. Gaziantep gerçekten önemli bir şehir. Bir tarih şehri, bir kültür şehri. Aynı zamanda bir gastronomi şehri. Evet. Gaziantep'in bir sanayi şehri. Bir ensar şehir. Yani baktığınız zaman dünden bugüne Gaziantep çok Türkiye'de her açıdan önemli bir yer tutan bir şehir. Maalesef son zamanlarda... Muhacirlerin değil mi sayısı? Efendim? Muhacirlerin sayısı evet, neredeyse 350 bin tane Suriyeli kardeşimizi şehrimizde misafir ediyoruz ki bunun 200 bin tanesi Şahin Bey ilçemizde yaşıyor. Şahin Bey ilçemizde şehrin merkezinde 2015 nüfusu 870.429 kişi sadece Suriyeli. Pardon düzeltiyorum. Kendi vatandaşımız 200 bin Suriyeli. Yani 1 milyon 100 bine yakın bir nüfusa hitap ediyoruz ki bu nüfusla şu an Türkiye'nin en kalabalık ilçesiyiz. Ve 69 ilden daha büyük bir nüfusa sahibiz. Fakat buna rağmen birçok problem olabilecek şeyler şu anda çok şükür yapılan çalışmalarla gerek Büyükşehir Belediye'miz, gerekse Şahin Bey ve diğer ilçe belediyelerimiz el ele vererek çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Biz Gaziantep'imizi hep böyle güzel şeylerle anılmasını istiyoruz. Maalesef Suriye sınırına yakın olmamız, son zamanlarda bazı patlamalar dolayısıyla ki en son yine Şahin Bey ilçemizde bir patlamadan dolayı 57 tane kardeşimizi kaybettik. Bunların dışında bizim kültürümüzü, sanayimizi, gastronomi şehri olmamızı öne çıkartarak tüm hemşehrilerimizi, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı, hatta yabancı turistleri Gaziantep'e bekliyoruz. Evet. Ki gerçekten Gaziantep'te görülecek, yaşanacak çok güzel şeyler var. Tabii şimdi şurası bir gerçektir. Yani bazı olaylarda algı bazı farklı noktalara yönelir ki bu normaldir. Yani adı üstünde algı yönelmeye müsait düşünce yapılarından bir tanesi. Tabii bizim de şimdi bir... Bugüne kadar işte DAEŞ tehdidi çıktıktan sonra, Suriye'deki iç savaş ortaya çıktıktan sonra orada bir zalim bir yönetimin özellikle mazlumlara bombardımanıyla onları katletmesi ve o savaştan kaçan muhacir kardeşlerimize ensar olma noktasında, Türkiye'nin verdiği mücadele noktasında tüm bunlar belki son dönemde Gaziantep'in o sizin saydığınız o özelliklerinin biraz daha geri planda kalmasına sebep olmuştur. Normaldir. Zira siz de altını çizdiniz. Yani yüz binlerce muhacir kardeşimizden bahsediyoruz ki bu noktada da hem Antep Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Şahin Bey ciddi anlamda çok başarılı bir sınav verdiler. Evet. Yani bu noktada da tabii ki nerede olursa olsun, Türkiye'nin hangi noktasında olursa olsun bütün belediyeler bunu yapabilirdi ama yapanları takdir etmek ve bu başarıyı alkışlamak ayrı bir durumdur. Bu noktada tebrik ediyoruz. Bakın şu çok önemli. Biz göreve geldiğimizde benim ikinci dönemim 7,5 yıl önce Şahin Bey'in nüfusu 683 bin kişiydi. Şu an 1 milyon 100 bin kişi. Yani yaklaşık 400 bin kişi bir artış. Yani dünyanın neresinde bu kadar hızlı nüfus artışını absorbe edip hem de başka bir milletten dilini bilmiyor, örf ananeleri birçok noktada farklılık arz etmesine rağmen
Şu an Gaziantep bunu kendi içerisinde Şahin Bey mezzetmiş durumda. Bunun da gönül diliyle bir alakası yani, var. Yani Gaziantep genelinde 350 bin, Şahin Bey ilçemizde 200 bin Suriyeli'ye ensar olmak şerefi bize nail olmuş. Ve şu anda kardeşhane, altlı üstü, komşu yaşıyorlar. Evet. Bu kadar DAEŞ tehdidine rağmen, bu kadar terör örgütlerinin tehditlerine rağmen Gaziantep yine bir barış ve huzur şehri. Herkes işinde, gücünde, çalışmasına, aşkla, şevkle, gayretle devam ediyor. Peki ne yaptınız da bunu başardınız? Şimdi ensar olduğumuz muhacir kardeşlerimizi bir kenara bırakırsak bu nüfus artışı kendi vatandaşlarımızın da eklenmesiyle de olmuş. Hı hı. Yani sizin vermiş olduğunuz rakamlara baktığımız zaman bu artışın sadece Suriyeli kardeşlerimizin gelmesiyle, o noktaya gelmesiyle olmadığını değil, görüyoruz. 200 yani, bin tane de kendi vatandaşımız. Kendi vatandaşımız gelmiş. Türkiye'nin klasik bir sorunudur ki göç. Yani sizde tam tersi. Yani siz Gaziantep'i bir veya işte Şahin Bey'i cazibe merkezi haline getirmişsiniz. Evet. Ne yaptınız da bunu başardınız? Şöyle her yıl 30 bin tane kendi vatandaşımızda artış var ki Türkiye ortalamasının 3 katı hızla artıyoruz. Bunun hepsi göç de değil. Kendi vatandaşlarımızda doğum hızı oldukça yüksek. Biz Şahin Bey'de doğumdan ölüme kadar hizmetler sunuyoruz vatandaşımıza. Mesela başlattığımız projelerden bir tanesi Hoş Geldin Bebek. Doğan her bebeği evinde ziyaret edip ona eğitim verip annesine, anne sütünün önemi, bebeğin aşıları, bebek bakımı noktasında bir çeşitli hediyelerle karşılıyoruz. Evlilik okulu projemiz var. Evlenecek çiftlere eğitim veriyoruz. 5 ayrı kurumun da desteğiyle ve evlenecek çiftlere düğün hediyesi olarak otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Yaptığımız gençlik merkezleriyle bütün gençlere ki şu ana kadar 300 bin üzerine gence eğitim vermişiz. Ve aynı anda 33 bin genç eğitim alabiliyor. Ve yine gençlere verdiğimiz önemin bir tanesini söyleyeyim. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı münasebetiyle 22 bin gencimizi Çanakkale'ye götürdük. Bu yılda 20 bin öğrencimizi daha yine Çanakkale'ye götürdük. Her gün bir uçak kaldırmak suretiyle bütün lise öğrencilerimizin tamamını sabah 6'da Çanakkale'ye hareket ettirip 8 olmadan oraya kavuşturuyoruz. Orada otobüslerimiz, rehberlerimiz eşliğinde ziyaretler, yemesi içmesi de her türlü masraflar belediyemizce karşılanmak üzere. Akşam tekrar gece 10.30'da dönüşünü sağlıyoruz. Böylelikle vatanını, milletini, bayrağını, devletini seven gençlerin yetişmesine de bu vesileyle vesile oluyoruz. Yani sadece binalara değil insana yardım yapıyor, yatırım tabii yapıyor. Tabii ki. Bina noktasında baktığınız zaman ki Şahin Bey'de her yıl 11 bin tane ruhsatlı, planlı, imarlı konut yapılıyor. Zaten bu kadar konut yapılmasa şu ana kadar 80 bin konut üretildi Şahin Bey'de. Evet. 400 bin kişilik nüfus artışı 80 bin konutla anne baba 3 çocuk hesaplarsak 5 kişi 80 bin çarpı 5 400 bin başa baş kurtarıyor. Eğer bu kadar konut üretilmeseydi kıyamet kopardı çünkü insanlar sokakta kalacak hali yok. Sadece konut değil, kentsel dönüşümde de çığır açtık. 6000 tane konutun kamulaştırarak çıt çıkmadan bir tane polisiye ve zabıta olay olmadan yıkımını gerçekleştirdik. Yerine 9000 tane konut ürettik. Bunun içerisinde sosyal konutlarımız var. Hiç konutu olmayan, konut alma hayali dahi kuramayan ailelere ayda 400 lira taksitle 10 yıl vadeli konut imkanı sunduk. Bugün peşin para o konut almaya kalksanız en az 2 katını alırsınız. Biz toplam bedel 80 bin liradan, daha öncesinde 60 bin liradan kademe kademe yıl geçtikçe evet. Tabii ki fiyatlar değişiyor. Mecburen. Ama kira fiyatına bile değil, aylık 750 lira kirası olan bir yeri biz ayda 400 lira taksitle vatandaşımıza konut sahibi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 500 tane park yapımı gerçekleştirdik ki bunlardan sadece bir tanesi Türkiye'nin en büyük parkı. 1 milyon 700 bin metrekare Yeşil Vadi Parkımız şu anda halkın kullanımına açılmış durumda. Yani amacımız halkımızın her alanda ihtiyaç duyduğu ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılayarak onların mutlu, geleceğe daha umutlu bakar hale getirmek. Peki şimdi bildiğim kadarıyla Şahin Bey Belediyesi ödüllü de bir belediye. Bu konudan da biraz bahsedelim. Hangi alanda ve hangi projeyle ödül aldınız? Nedir ödüle değer görülen çalışmanız?
En son aldığımız ödül bu yıl içerisinde Türkiye çapında gençlik projelerinde yapılan yarışmada Şahinbey Belediye'miz 200 tane ilçe belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi arasında birincilik kazandı. Gerek 256 milyon TL'lik yapmış olduğumuz gençlere yatırım, harcamalar, onlara verdiğimiz kurslar, 40 ayrı branşta kurslar veriyoruz. Evlilik okulu eğitimleri, Çanakkale seferleri ki 82 bin... Bunların hepsi bir proje içerisinde mi ilerliyor? Yani evet. Ödüle layık görülen proje bunların tamamı... Bunların bir bütünü, tamamı. Bir bütünü, evet. Yani... Bu biraz önce sizin saymış olduğunuz bütün uygulamalar aslında bir aslında projenin... Aslında hepsi bir proje. Bir projenin içerisinde. Evet, gençlik üzerine yapılan yatırımlar ve çalışmalar. 77 tane gençlik merkezi, sosyal tesis inşa ederek burada gerek meslek edindirme kursları, yabancı dil kursları, müzik kursları, TEOG kurslarına hazırlık, üniversite kurslarına hazırlık, ücretsiz test kitapları ve kaynak kitapların da yine belediyemiz tarafından ücretsiz karşılanmak üzere gençlerimizi daha iyi bir eğitim alması, fırsat eşitliği yakalaması noktasında ciddi anlamda katkı sağlıyoruz. Yani aynı anda 33 bin kişiye kurs vermek kolay bir şey değil. 500 evet. tane kendi bünyemizde öğretmen istihdam ederek bunlara bu katkıyı sağlıyoruz. Biliyoruz ki en büyük yatırım eğitime yapılan yatırım. Aynı zamanda şu ana kadar 3 tane okul inşa ettik. Milli eğitimin hizmetine sunduk. 2 tane bir ortaokul, 32 derslikli bir lise, 40 ders. Ve yine şu anda üstün zekalı çocuklarımızın okuması için bilim sanat merkezini inşa ettik. Eğitim öğretim dönemine yetiştirdik. Şu anda milli eğitime teslim ettik. Yani amacımız vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her alanda onlara kaliteli hizmet sunmak. Bir de Gaziantep tarih şehri dedik sözümüzün başında. Evet. Tarihi dokunun %99'u Şahinbey ilçemizde. Gerek geçmiş dönemde Asım Başkanımız, gerek bu dönemde Fatma Başkanımız, gerekse Şahinbey Belediyesi olarak biz çok ciddi sokak sağlıklaştırma çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Fatma Başkan'ın da orada olması da büyük bir kazanç evet, aslında Antep açısından. 7 kilometrelik sokak sağlıklaştırmayla Tarihi Kentler Birliği'nin en büyük ödülünü kazandık. Gençlik projeleriyle Başbakanımızdan ödül aldık. Yine evlilik okulu projemizde önceki dönem Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımızdan ödül aldık. E-belediyecilik anlamında yaptığımız çalışmalarla yine Cumhurbaşkanımızdan ödül aldık. Yani aldığımız ödüllere baktığımız zaman her yıl birkaç tane bu şekilde ödül kazanabiliyoruz. İşiniz zor aslında. Çünkü Cumhurbaşkanımız belediyecilikten geldiği için öyle her projeye de ödül vermez aslına bakarsanız. Doğru. Yani onun kandırmak da kolay değil diyeyim. Yani tabii ki sizin işin latifesi. Bilen, anlayan bir Cumhurbaşkanımız var aslında. Belediyeciliği bilen bir Cumhurbaşkanı. Yani baktığınız zaman belediyeciliğin temelinde yol kaldırım asfalt çalışmasını, çöp toplamayı bir kenara bırakırsak kentsel dönüşümde, park yapımında, konut yapımında, iş yeri yapımındaki şehir merkezindeki tamircilerin tamamını çıkartarak onlara bir sanayi sitesi yapıp oraya taşıdık. 10 yıl vadeli taksitle ödeme imkanı sunduk. Dediğim gibi 500 tane park yaparak bir rekor kırdık. Türkiye'nin en büyük parkını Şahinbey ilçemize kazandırdık. Restorasyon çalışmalarıyla çığır açtık ve bu konuda ödül kazandık. Sosyal belediyecilik, gençlik projelerinde yine hem ödül kazandık hem milletimizin gönlünü kazandık. Belediyecilik aslında bereketli bir iş. Tarihi doku dediniz ya biraz önce. Evet. Yani Antep'e ait tarihi dokunun da büyük bir çoğunluğu da Şahinbey'de. Ben pek çok şehirde bunu görüyorum ne yazık ki. Bu tarihi dokuyu koruyan belediyeler var ama koruyamayan belediyeler de var ne yazık ki. Yani bu şehircilik dediğimiz zaman sadece yapılaşma ve betonlaşma üzerine bazı belediyelerimiz bunu başaramadılar. Sizdeki durum nedir? Yani bu yönde o tarihi dokuyu koruma noktasında ve çevre düzenlemesi noktasında insanlar Şahinbey'e geldikleri zaman neyle karşılaşıyorlar? Son 1,5 dakikamız olduğunda bu sefer altını çizeyim. Şöyle, tarihi dokuya daha önce Gaziantep'te sahip çıkmıyordu. Son iki dönemden beri Gaziantep'te tarihi doku bilinci oluştu. Gerek belediyeler, gerek diğer kurumlar, gerekse vatandaş tarafından. Şu anda tarihi dokumuzun büyük bir kısmını restore ederek hem halkımızın hem turistlerin hizmetine sunduk. Önemli bir husus Şahinbey'de dünyada olmayan, bakın kasteller var. Yeraltı su şebekesi. Evet. Yerin 7 metre altında tünellerle su taşınmış, şehrin altına döşenmiş. Şimdi biz bunu ortaya çıkarıyoruz. Mağaraları ortaya çıkarıyoruz.
6 ay sonra bunun artık bitmiş haliyle tanıtımına başlayacağız ki bu bırakın Türkiye'yi dünyada ses getirecek gerçekten çok ciddi bir proje. Sadece yerin üzerindeki kültürümüzü değil, yerin altındaki o tarihi yapılarımızı, kültürümüzü de ortaya çıkarmak suretiyle altı ve üstü kültür olarak halkımızın ve turistlerimizin inşallah hizmetine sunmuş olacağız. Tanıtımına i̇nşallah sunmuş olacağız. Biz de tabii bu tür çalışmaları yakından takip ediyoruz. TVNET olarak önem veriyoruz. Tarihi dokunun korunması noktasında ve bu tarihi dokuyu koruyan ve vatandaşın hizmetine sunan belediyelere ayrı bir önem veriyoruz. Ve bu noktada da tanıtımlarını yapıyoruz. Başarılar diliyoruz efendim. Yayınımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettiğiniz için. Değerli katkılarınızdan dolayı çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Antep'e sizin nezdinizde selam söylüyoruz. Aleyküm selam. Sizleri de bekliyoruz Antep'e inşallah. İnşallah. Davete icabet bizim ve tüm halkımızı da bekliyoruz. Bu eyvallah. Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ydu konuğumuz. Bu saatin de sonuna geldik. Ben Tufan Yakar. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizlerle beraber olduğunuz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.